Herkese merhaba programa hoş geldiniz. Dün akşam Marmaris'te çok büyük bir yangın başladı. Son açıklamalara göre yangın kontrol altında. 20'ye yakın helikopter, 14 tane de uçak müdahale etti yangına. Bu iyi haber. Devletimiz belli ki geçen sene dersini almış ve de hızlı müdahale, iyi iletişimle bu yangının söndürmeye becermiş. Bir nevi kontrol altında şu an. Tomalar müdahale etmiş. İzmir'den 5, Manisa'dan 2, Aydın'dan 3. 12 toma 24 personel müdahale etmiş Marmaris'teki yangına. Hala da müdahale ediyor. Adem Metan'ı da izlerseniz kendi Twitter hesabını. O da helikopterlerin içerisinde yangına birebir müdahale ederken canlı yayına giriyor. Bunlar güzel şeyler. Ama tabii ki geçen seneden gelen bir refleksimiz var. Onu da lütfen yanlış anlamayın. O refleksi de ilk kim kullandı biliyor musunuz? Şahan Gökbakar. Dün akşam saat 2 gibi yangın çıktı helikopter 8 dakika içinde mi müdahale etti gibi sosyal medyada nasıl bunu söyleyeyim? Olayı duyurmaya çalıştı. Niye? Çünkü geçen yıl hatırlarsanız hükümetimiz yavaştı, eksikti ilgilenmedi yangınlarla. O zamanki orman bakanımız uçağımız yok dedi. Cumhurbaşkanımız çıktı var kardeşim uçağımız neden bahsediyorsunuz diye orman bakanını tersledi. Yani geçen yılki sıkıntılardan dolayı maalesef bugün devletimizin yani bir süre geçecek ki devletimize güvenelim bu konuda. Yangın müdahalesi hele Ege Denizi'nde Ege'de yangınlara müdahale ettiğine dair Güvenimiz yok. Güvenimiz çünkü geçen yıl sarsıldı. Ya Şahan gibi adamlar, Adem gibi adamlar, Ege Denizi'ndeki yangın, Cüneyt de daha long Herkes orada sosyal medyadan bas bas bağırdı. Burada yangın var, yardım edin, yardım edin, yardım edin diye. Hükümetimiz maalesef o dönemde ya düğündeydi, ya başka bir yerde, ya aktı başka bir yerdeydi hazırlıksız yakalanmıştı. Maalesef Hakikatlarda o. Şimdi yeniden böyle büyük bir yangın ortaya çıkınca evet insanlar şüphe duyuyor. Doğal olarak şüphe duyuyor. Doğal olarak doğal olarak bağırıyor, çağırıyor. Ya ilgilenin, dikkat edin bu hemen gider, büyür. Gene aynı sorun yaşamayalım diye bas bas bağırıyor sosyal medyada. Allah'tan sosyal medyada provokasyon kanunu henüz daha meclisten çıkmadı. Allah'tan. Çünkü belli ki devletimiz, hükümetimiz onu bu şekilde kullanacak. Çünkü Fahrettin Altun hemen oradan tweet attı dün. Dedi ki ee, sosyal medyadaki dezenformasyon içerikli paylaşımına itibar edilmemesini istiyoruz dedi sahadaki e, kahramanlığımız kahramanlarımız moral ve motivasyonu olumsuz yönde etkileyenler hakkında hukuk çerçevesinde yapılması gereken ne varsa yapılacaktır. Birine bir sopayı da gösteriyor. Ha, devletine güven diyor. Devletimiz her şey yapar. Yapmadı geçen yıl. Geç yaptı. Eksik yaptı geçen yıl. Geçen yıl bu aynı şekilde bugünkü dün akşamki Marmaris yangını ile birlikte aynı telaş, Acele ve koordinasyonu yapsaydı geçen yıl, geçen yıl hiç öyle bir sorun çıkmazdı. Haberimiz bile olmazdı. Olurdu tabii ki de. Ama en azından bu kadar büyütülmezdi, sosyal medya bu kadar tepki olmazdı. Ondan dolayı. Ey hükümet büyüklerim, ey devlet büyüklerim, insanlar şey yaparsa ya biraz e, afedersiniz, ya müdahale ediyor musunuz? Ne oluyor? Uçak var mı? Yok mu? demesinden lütfen üzerinize alın. Çünkü geçen yıl üzerinize almadınız. Geç aldınız. Geç alınca zaten bilmem ne kaç bin hektar orman yandı. Şimdi Marmaris'teki yangın. Evet herkes orada. Orman Bakanı, her yere koşturan İçişleri Bakanımız hepsi orada. Koordinasyon. Orada uçaklar geliyor, helikopterler geliyor. Süper. Müdahale ediliyor. Ve de görmek istediğimiz manzara da bu. Onu söylemeye çalışıyorum. Ama bırakın da biz de biraz tereddütle yaklaşalım. Şimdi Şahan'ın sosyal medya hesabına ne kadar aktrol varsa, ey işte provokasyon yapıyor, provokasyon yapıyor. Abi. Hakkı var mı? Az da olsa var mı? Var. Provokasyon mu? Abi zannetmiyorum. Yangın üzerinden ne provokasyon olabilir? Ha dış güçler. Belki doğru ya evet dış güçler. Ama şöyle bir bakmanızı istiyorum. Şu dezenformasyon yasası çıksaydı şahan bugün bugün veyahut da yarın saat 5'te kapısı çalınırdı. Sen provokasyon yapıyorsun kardeşim sosyal medya üzerinden. Yani gel bakayım şöyle. Bir ila 3 yıl. En büyük korku da bu zaten. Önümüzdeki en büyük engel de bu. Dezenformasyon tamam, anlıyorum demek istediğinizi, dezenformasyon, dezenformasyon. Ama gerçek enformasyonu kim veriyor? Ha bu sefer Marmaris'teki yangınlarda gerçekten iletişim olarak hem belediye tarafından hem İçişleri Bakanlığı tarafından adam gibi bilgi veriliyor, görüntülü olarak bilgiler veriliyor. Geçen yıl verilmiyordu. Geçen yıl karar bile veremediniz kaç tane uçağımız olduğuna. Yani ıı, Türkiye Hava Kurumu'nun uçakları uçabiliyor mu uçamıyor mu ona karar veremediniz. Niye uçmuyordu? Geçen yıl çok pahalıydı onların şeysi. Cezalandırılmış uçaklarımız varken gittik Rusya'dan uçak aldık, Ukrayna'dan uçak aldık. Şimdi bakın bir şey demiyorum ama bu uçakları kullananlar pilotlar yabancı, Türk değil. Yani belli ki gene kiralamışız yurt dışından. Neyse. İnşallah inşallah bu bize gene iyi bir ders olur ama şu an Marmaris'te yangın kontrol altında. En son haberlere göre. Mükemmel bir haber. Ha, üç ayrı yerde yangın çıktığına dair bilgiler de gelmeye başladı. İşte buna belki sabotaj da deniliyor. Ama siz ne derseniz deyin. Belli ki bu yaz gene biz büyük yangınlarla uğraşacağız. İnşallah gene inşallah devletimiz de bu yangınları Marmaris'teki yangın gibi aynı şekilde müdahale eder. Geçen yılki fiyasko gibi olmaz. İnşallah. Daha yaz daha çok erken başladı. Son olarak gözüme takıldı Ukrayna'dayız biliyorsunuz Ukrayna savaş içerisinde, savaş içerisinde Rusya tarafından işgal altında olmasına rağmen, olmasına rağmen iki gün evvel çok ilginç bir kanun, bir sözleşme onayladı. Hangi sözleşme biliyor musunuz? İstanbul Sözleşmesi. Savaş içerisinde bile. Ukrayna Meclisi İstanbul Sözleşmesi'ni onayladı. Ve de bundan sonra kadınlara karşı olan şiddet veyahut da herhangi bir İstanbul Sözleşmesi içeren hangi grup varsa onları bu İstanbul Sözleşmesi iç içerisinde ve ona göre korumasına dair kendi anayasasına ekledi. Savaş içer, başka derdi yok. Ama bunu da ekledi. Biz Pınar Gültekin e, kararından sonra dün sosyal medyada çığlıklar attık. Herkes ayaklandı. Ne o? İndirim almış katil. Düşünsenize. İyi ki İstanbul Sözleşmesi yok diyen bir katil. E, boğmaya çalışan, ondan sonra kokoreç yaktım diye, e, komşularına kokoreç yapıyorum diye yalan söyleyen, diri, canlı olarak bir kadını varile koyup yakmaya çalışan bir Adam indirim aldı. Şaka gibi. Ama Ukrayna savaş içerisinde, savaşın ortasında en önemli değerini unutmamış. Kadınlar. Helal olsun Ukrayna hükümetine. Helal olsun. Bize yazıklar olsun. Dün bakanımız yanık Pınar Gültekin davasıyla ilgili indirim uygulanmasını kabul etmemiz mümkün değildir açıklaması yaptı. Lütfen. Lütfen sözde kalmasın. Çünkü sözde kalan çok duyduk bunları. Örnek vereyim size. Basit bir örnek. Pınar Gültekin'e katleden canin hak ettiği en ağır cezayı alacağından şüphem yoktur. Davanın bizzat takipçisi olacak ve bir daha asla yaşamak istemediğimiz kadına şiddetin son bulması için Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak ne gerekiyorsa yapacağız dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Ne zaman dedi bunu? İki yıl evvel. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gencecik yaşında hayattan koparılan Pınar Gültekin'e Allah'tan rahmet ailesine başsağlığı diliyorum. Pınar kardeşimizi katleden cani hak ettiği cezayı muhakkak kalacaktır. Kadına yönelik şiddete karşı tavizsiz ve topik mücadele yitirdiğimiz her bir canımız hepimizin borcudur. Ya. Lafta kalmış ikisi de. Siz lafta kalmayın. Siz olaya girin. Abone olun, yorum yazın ve de lütfen like atmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere.